hangi mevsimde gelirse gelsin, kendine has bir iklimi vardır. Geldiğini hissedersiniz. Ne yakıcıdır sıcaktan, ne kavurucudur soğuktan. Ramazan çocukluğumuzdur bizim. Anamızın dizi dibine yattığımız huzurdur. Ramazan bir tesbihin tesbih tanesi gibi her biri insan ömrüne seneler katan bir bereket pınarıdır. Ramazan oluk oluk huzur, oluk oluk rahmet, oluk oluk insanlıktır. Samimiyetle akan gözyaşlarının, gönlümüzden dökülen en içli duaların adıdır Ramazan. Ramazan, merhamet ile sevginin, af ile mağfiretin kucaklaşmasıdır. Ramazan, sırrı isminde saklı. Bin bir kilitli bir hazinedir, açmasını bilirsen eğer. Efendim merhabalar. Ramazan üzerine yazılmış bu güzel dizelerle başladık programımıza. Geçtiğimiz yıl sevilen bir dizinin Ramazan tanıtım sözleriydi bunlar. Çok sevdik, çok sevdiğimiz o sözleri bizler de programımızda paylaşarak programımızı başlatmak istedik. Ramazan-ı Şerif'in 13. akşamında bizleri bir kez daha buluşturan, aynı duada, aynı güzellikte gönüllerimizi bir eyleyen Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz ve gönülden hamdü senalar olsun. Onun en sevgilisi ve bizim de ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz iki cihan serverimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da gökteki en karanlık gecede görünen yıldızlar adedince, yeryüzüne en yağmurlu günde düşen yağmur damlaları adedince salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, huzuru, sükuneti ve dahi bütün güzellikleri üzerinize, üzerimize, Allah'ın bütün iyi kullarının üzerine olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim bu akşam da top dolu bir program sizleri bekliyor. Bu iki sohbet konuğumuzla birlikte bir de programımıza güzel sesleriyle güzellik katacak tilavet konuğumuzla bu akşamki Ramazan sohbetleri programımız, iftar yolculuğumuz başlıyor efendim. Bu akşam kimlerle buluşturacağız sizleri? Öncelikle Körfez Müftümüz Sayın Muhammed Aydın hocamızın gündeme dair, bugünkü konumuza dair, ki bugünkü konumuz tedbir, tevekkül, teşekkür, tefekkür üzerine olacak. Bu güzel konu üzerine paylaşımlarını, yorumlarını dinleyeceğiz, ilminden istifade edeceğiz. Yine hocamızla birlikte bugün programımızda misafir ettiğimiz kıymetli konuğumuz Lastik İş Sendikası Genel Başkanı, İzmit'imizin, Kocaeli'mizin sevilen isimlerinden Sayın Alaaddin Sarıbey aramızdalar. Sayın Başkanımızla da hem sendikal faaliyetlerden konuşacağız, ancak onun bu yanının, bu özelliğinin yanı sıra içerisinde bulunduğumuz şu mübarek Ramazan günlerine has da bir sohbet gerçekleştireceğiz en samimi halleriyle. Ve programımıza güzellik katacak hocamız da Körfez ilçemizden, Kuzey Mahallesi Kur'an Kursu öğretmenlerimizden Sayın İlhami Demir hocamızdır. Ben hiç vakit kaybetmeden konuklarımı sizlerle buluşturmak isterim. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz hocam? Elhamdülillah, elhamdülillah. Ramazan'ın bereketinden nasibimizi arıyoruz. İnşallah Rabbimiz doya doya o Ramazan pınarından içebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin, amin. Sayın Başkanım sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz hayırlı Ramazanlar diliyorum Kocaeli halkına, tüm ümmeti Muhammed'e. İnşallah hayırlısıyla Ramazan'ı, bayramı görürüz diyorum. İnşallah, inşallah kıymetli başkanım. Sayın hocam, değerli hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah razı olsun, çok sağ olun. Programımız hayırlı olsun, Ramazan'ımız mübarek olsun. Evvelde rahmet olanı geride bıraktık. Ortası mağfiret içerisindeyiz. Rabbim mağfiretini kazananlardan eylesin.
Bu Ramazan ayımızda hepimize hayırlara vesile olsun. Amin, amin kıymetli hocam, inşallah. Bizler değerli hocam, kıymetli hocam, sayın başkanım, her akşam programımızı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlatmaya özen gösteriyoruz. Başı hayırlı olsun ki son da hayırla gelsin istiyoruz. Bu akşam da tilavetleriyle inşallah kıymetli hocamız aramızda oluyorlar. Hocam kabul buyurursanız hiç vakit kaybetmeden başlamak dileriz. Eyvallah. Buyurunuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّ
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Kıymetli hocam, sesinize gönlünüze sağlık. Allahu Teala hoşnut olsun, razı olsun. Allah. Sesinizdeki bu güzelliği kıyamete kadar Rabbim son nefesinize kadar üzerinize taşımayı, kıyamete kadar da istifade edenlerden olmayı nasip eylesin. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, Sayın Başkanım, Ramazan-ı Şerif'in bir mübarek ikliminde bir aradayız. Rahmet yağışlarının ardından güneşin yeniden açtığı, umudumuzu umut kattığı, biraz yağışlı, biraz soğuk, biraz sıcak günlerde Ramazan-ı Şerif'i de manevi olarak böyle dolu dolu yaşamanın gayreti içerisindeyiz hep birlikte. Birçok çalışmanın içerisindeyiz. Sayın Başkanım, sizleri de bu akşam misafir ediyor olmak kıymetli hocamla birlikte bizim için büyük mutluluk. Programımızın ilerleyen dakikalarında sizlerle hem bugün sendikanızın kuruluş yıl dönümü olduğunu biliyoruz. O hususta konuşmak isteriz. Öncelikle tebrik ediyoruz. Hem de Ramazan'a dair paylaşımlarınızı dinlemek isteriz. Sizler de uygun görürseniz, kabul buyurursanız kıymetli hocamızla sohbetimizi başlatmak isteriz. İnşallah. Değerli hocam, sizlerle bugün 3T evet. Tefekkür, teşekkür, tevekkül konusunu konuşmak, sizlerin ilminden istifade etmek isteriz. Zira hangi konuyu konuşalım diye program öncesinde ilk görüşmelerimizde istişare ettiğimizde bu konu üzerinde karar kılarken aslında bu konunun önemini de sizler bize hatırlatmıştınız. Bu önemli bir konu, bunu konuşalım diyerek inşallah bu akşam dinlemek isteriz hocam sizleri. Hatta hiç vakit kaybetmeden tefekkür nedir? Bir tefekkür anlayışı Müslüman için, her Müslüman için muhakkak olması lazım mıdır diyerek sözümüzü başlatmak isteriz. Buyurun. Evet, Bismillah, Elhamdülillah, ve salatun ve selamen ala Resulillah ve bihi nesta'in. Bizleri izleyen gönül dostlarımızı sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muhabbeti hepimizin üzerine olsun. Tefekkür kavramına baktığımız zaman fikir kelimesinin içinde geçtiğini görüyoruz. Türkçe'de de kullandığımız düşünceyle alakalı bir hakikat. Yani tefekkür denilen gerçek şu ki vahiy ve ilmin ışığında müminin hayatını hissederek yaşamasıdır. Yani baktığı her şeyde Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, ikramını, izzetini, kudretini, merhametini, muhabbetini görmesidir tefekkür. Hayata farklı bir gözle bakmasıdır tefekkür. Malumunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevine başlamadan önce yine Nur Dağı'na, Hira Mağarası'na çıkardı. Orada düşüncelere dalardı, tefekkür ederdi. Bir nevi vahiy için hazırlık yapardı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz hayatında bu güzelliği görüyoruz. İlk inen ayete baktığımız zaman aslında meseleyi özetliyor. Alak suresinin ilk ayeti. Sa'du billah, ikra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Dolayısıyla bir mümin için tefekkür, hayata Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yaratıcısı, yaşatıcısı olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatlarının varlık üzerinde görmesidir. Görme çabasıdır, görme gayretidir. Bu düşünceler içerisinde olmasıdır. Yani bunun için mesela iftar sofrasına oturduğumuz zaman, işte önümüzde bir portakal olduğunu düşünelim. O portakalı eline aldığı zaman Cenab-ı Hak bunu ne güzel yaratmış. Gözüme ikramda bulunuyor. İşte kokluyoruz, ne güzel bir koku vermiş ikram.
Yine oradan bir dilim yediğimiz zaman tadındaki ikram. Yani soframızdaki bütün nimetlere baktığımız zaman nimet vereni fark etmektir tefekkür. Aynı şekilde men arafa nefsehu fekad arafa rabbehu. Kendini bilen Rabbini de bilir. Dolayısıyla müminin kendine bakmasıdır. Kendindeki Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, ihsanını, ikramını görmesidir. Cenab-ı Hak bize bir kulak vermiş ama biz bu kulakla bu dünyada hayatımızı devam ettirmemize vesile olacak şeyleri işitiyoruz. Kulağımız her şeyi işitseydi mesela şurada geçen ses dalgalarını, radyo dalgalarını, işte böceklerin, sineklerin sesini yaşayamazdık. Cenab-ı Hak bir ölçüde yaratmış. Bunu fark edebilmektir. Aynı şekilde gözümüz. Cenab-ı Hak gözümüzü öyle güzel yaratmış ki görmek konusunda bize faydalı olacak şeyleri görüyoruz. Örneğin bir büyüteçle elimize baksak değil mi? Elimizde canlıların hareket ettiğini, mikropları göreceğiz. O zaman hayat bizim için çekilmez olurdu eğer gözlerimiz bir büyüteç büyüklüğünde olsaydı. Dilimize baktığımız zaman yani örneğin 20 sene önce, 30 sene önce evimizde, köyümüzde annemizin ikram ettiği bir yemeği 20 sene sonra bir yeri de gördüğümüzde dilimiz hemen diyor ki ha 20 sene önce annem bunu bana ikram etmişti. O kadar onu ayırabiliyor. Bütün ağızlarımız, bütün organlarımız, bütün vücudumuzdaki sistem, müthiş bir intizam, müthiş bir düzen. İşte tefekkür bunu bize öğretiyor. Yani Cenab-ı Hak birçok ayet-i kerimede efele ta'kilun, efele tezekkerun, efele tefekkerun. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz, aklınızı kullanmaz mısınız? Cenab-ı Hak gökyüzüne dikkatlerimizi, yıldıza, güneşe, esen rüzgara dikkatlerimizi çekiyor. Yine birçok canlı hayvanla ilgili örnekleri bize sunuyor. Yani bütün bunlar bizi düşünmeye sevk ediyor. Düşündüğümüz zaman da Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı, yaşatıcı olduğunu fark etmemize vesile oluyor. Her an Cenab-ı Hak yaratıyor, her an yaşatıyor, her an rızıklandırıyor. Mesela bizim hücrelerimiz yani bir hafta içerisinde neredeyse milyonlarca hücremiz değişiyor. Tefekkür işte bütün bunları fikretmek, bütün bunları düşünmek ve kainata vahiy penceresinden bakmak. Kainata Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanları penceresine bakıp ona göre bir hayat yaşamanın gayreti içerisinde olmaktır. Değerli hocam, sizler bu tanımlamaları yaparken hatırıma şu geldi. Bugünün insanı olarak her birimiz aslında çok büyük koşturmacaların içerisinde bir hayat yaşıyoruz değil mi? Yani şöyle dönüp hani aynaya baktığımız kadar belki gönül aynamıza, gönül penceremizden bir bakmıyoruz. Yani neredeydim, nereye gidiyorum? Nereden geldim, nereye gidiyorum? Hani sorusu çokça konuşulur. O tefekkür dünyasında, tefekkür aleminde belli zamanlarda biraz bulunmak gerektiğine inananlar da Ramazan biraz evet, bizim kendimize mi? Vakit ayırdığımız anlardır. Bu bana da tefekkür ettiğimiz alan zamanlardır. Fırsat zamanlarıdır. Evet, fırsat zamanlarıdır. Çalışmak denilince iş dünyasından da çalışma hayatından da bugün Sayın Alaaddin Başkanımız da aramızdalar. Kıymetli Başkanım, iş dünyasında da durum aslında çok farklı değil mi? Yani evet. Koşturmacalar, çalışmalar, hep yeni bir şeyler üretmeler, hep bir koşturmaca var hayatımızda. İş dünyasında durum nedir? Çalışma hayatında durum nedir? Tefekküre vakit kalıyor mu? Veya biraz ihmal mi ediyoruz? Neler söylemek istersiniz? Şimdi hocam konuya girişi yaparken özellikle tefekkürle alakalı ağır bir COVID hastalığı geçirdim. Yattığım süreç içerisinde maske vardı. Hava alma konusunda bayağı zorluk çekiyorduk. Kandaki oksijen değerleri 55-60 civarlarındaydı. Nefes alamıyorum gene de o maske olmasına rağmen. Tabii hayal ediyorum şimdi işte bir doğada olsam, deniz kenarında olsam, o oksijeni alsam falan diye.
Sonuçta tabii o zorlu süreçten iyileştikten sonra ilk yaptığım şey özellikle dağlara çıkıp o temiz havayı o içime çekmek oldu. Şükür çok önemli bir şey. En büyük olaylarından bir tanesi de işte tefekkür etmek. Bu bağlamda bir nefese bile hasret kaldığımız, nefes alamadığımız bir noktada ki hocamın demin portakal örneğinde olduğu gibi önemli bir kavram diye değerlendiriyorum. Evet, iş hayatında da aynı şekilde tefekkür kavramıyla alakalı bir sürü hadiselerle, olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani insanların işini bulamadığı, sıkıntıların yaşandığı süreçlerde tabii ki bir iş tanımlamasıyla, yeniden hayatını dizayn etmesiyle, bir işe başlaması, işte çoluk çocuğunun gelirini sağlamasıyla alakalı binlerce defa tefekkür ve şükür etmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda iş hayatıyla kıyasladığımız zaman tefekkür kavramıyla bütünleştirdiğimiz konulardan bir tanesi budur. Peki ihmal ediyoruz mu? İnanılmaz derecede bir koşuşturmada. Yani koşuyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. O yetiştirme, koşturma süresi içerisinde de birçok şeyi ihmal ettiğimizi de söyleyebilirim. Bu herhalde işte bu yaşadığımız çağın özellikleriyle kıyaslayabileceğimiz konu diye değerlendirebiliriz. Yani bugün şimdi buraya gelmekle alakalı yola çıktık. Çok da erken çıktık işin açıkçası. Aman bir an önce yetişelim, randevumuza gecikmeyelim düşüncesiyle koşarak aynı mantık çerçevesinde buraya geldik. Şükürler olsun ki kaza maza yapmadık. Çünkü sağ solu bir şekilde geçerek gelerek buraya gelmek mecburiyetinde kaldık. Her noktada, yaşantımızın her anında hem şükürden hem de tefekkürden asla geri kalmamak gerektiğine inananlardanım. Dolayısıyla tefekkür kavramı, konu hocamın o tefekkürünü açtığı için tefekkür kavramı çalışma hayatının yani içinde değil tam göbeğinde, her türlü bu hayatı bir şekilde yaşamak zorundayız. Ramazan'ın bu manevi iklimi de işin açıkçası eski Ramazanlarla kıyasladığımız zaman yani bu da bir tefekkür, şükür kaidesidir. Neden? Çünkü geçmişte yazın o sıcaklarında çalışma yerlerinde sıcak ortam, işte güneşin sıcağı, susuz kalıyorsun. Hadi daha biraz çocukluğumuza geçtiğimiz zaman, değerlendirdiğimiz zaman hepimiz normalde köylü çocuğuyuz. Sonuçta o harmanları dövme ve o harman zamanındaki susuz kalma, açlık içerisinde o suya kavuşma, yemeğe kavuşma, yani tefekkür etmeyeceksin de şükretmeyeceksin, ne yapacaksın bundan bağlantılı? O da bir işin açıkçası en güzel imtihanlardan, en güzel aslında ders alacağımız hadiselerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Kıymetli başkanım, bu arada girişte hatırlatmıştık ancak tekrar tebrik etmek isteriz. Sizlerin genel başkanlığını yaptığınız sendikanızın bugün kuruluş yıl dönümü olduğunu biliyoruz. Ve tam da kuruluş yıl dönümünde sizi misafir ediyor olmanın getirdiği sendikal faaliyetleri de sormak, sendikanın bir çalışan için, çalışanlar için ve iş dünyası için öneminden birkaç cümle de olsun dinlemek de isteriz. Evet, yani sendikacılık kavramı yani İslami literatürde çok böyle bağdaşmayan kavram gibi değerlendirilir. İşin açıkçası aslında İslam'ın evrenselliğinde adalet vardır. Aslında sendikanın genel yapısında da adalet vardır. Burada her iki tarafı da aynı unsur çerçevesinde eşitlik ilkesinde görmesi gereken idaredir. Yani devlettir, kanunlardır. O kanunlar çerçevesinde her iki aşamada da değerlendirilir. Sendikamız 1949 yılında kurulan bir sendika. 74 yıllık bir sendikadır. Sendikanın kurucu başkanlarından işte Rıza Kuaz o günkü şartlarda Lasiki Sendikası'nı inanılmaz bir şekilde o günkü şartların getirmiş olduğu etkiyle kurmuş ve yine çalışma hayatında önemli dinamikler kazandırmıştır. İşte köyden kente
kentlere yeni yeni göç edildiği süreçlerde fabrikalarda işçilerin üstünün arandığı bir süreçte sendikamızın o günkü kuruluş aşamasında en büyük etkenlerden bir tanesi diye değerlendirdiğim işçinin üstünün işte bir hırsız gibi aranması, girerken çıkarken aranması neticesinde o orada üstünü aratma kampanyası başlatarak bunu kanunlaştıran, daha çok insanı ön planda tutarak insanın hasiyetini, şerefini, onurunu koruma noktasında düşünebiliyor musunuz? İnsan iş yerinden çıkıyor, üstünü aranıyor. Ya o iş yerinde üreten, o iş yerinde her türlü çalışan, nafakasını sağlayan bir insanın o şartlarda üstünün aranması gerçekten insanlık dışı bir hadise diye değerlendiriyoruz. Burada Lastik İş Sendikası'nın işte iz bıraktığı o dönemlerde üstünü aratma kampanyası neticesinde bugün eğer Türkiye işçi sınıfının üstü aranmıyorsa bunu şöyle diyebiliriz ki evet, Lastik İş Sendikası'nın geçmişte yapmış olduğu bu onurlu bir duruş ve anlayış çerçevesinde kanunlaşmıştır. Şu anda çalışan fabrikalarda insanların üstü aranmaz. Bir hırsız gibi aranmaz. Rahat şekilde işçiler işine gider, çıkarken de aranmaması önemlidir. Lastik İş Sendikası bu, tabii sendikal kavramlar genel manada endüstri ilişkilerinde taraftır. Bu taraf işte işveren tarafı vardır, bir sermaye tarafı vardır, bir de işçi tarafı vardır. Bu iki taraf arasında işte müzakereler olur, grevler olur, bu grevlerin lokavitler olur, toplu sözleşmeler olur ve bu toplu sözleşmelerde işçinin günlük yaşayabileceği, aylık yaşayabileceği ücretler noktasında da değerlendirmeler yapmak suretiyle aslında bir nevi çalışan arkadaşlarımın hakkını savunmakla alakalı bir mekanizmadır. Şöyle ki yani burada kapitalist dediğimiz sistem her ne kadar İslam'ın evrenselliğinde tam manasıyla İslam anlayışının olmayışı nedeniyle hani alnının teri kurumadan işçinin hakkını vereceksin anlayışı maalesef yaşadığımız dünyada böyle bir kavram olmadığı için burada sendikalar devreye girmek suretiyle işçinin hakkını en iyi şekilde savunmak suretiyle onların özlük hakları dahil olmak üzere işte geçinebilme hakları dahil olmak üzere böyle bir mekanizma oluşmuştur. Şimdi mesela İslam coğrafyasında değerlendirdiğimiz zaman işte Orta Doğu ülkelerinde çok böyle sendikal kavramlara sıcak bakmazlar. Biraz daha petrol ürünlerinin yoğun olduğu, sanayinin daha yeni yeni palazlandığı bir süreç olarak değerlendirildiğinde dünya konjonktüründe de ILO denilen dünya işte çalışma örgütüne yeni yeni üye olmaya başlanmış. Ama bizim sanayileşme diye baktığımız zaman işte 1949 yılında kurulmuş olan sendikamız o süreçten beri yeni yeni sanayileşmenin başladığı süreç içerisinde bu kulvarın içerisine girmiştir. Ama bizden daha önce baktığımız zaman işte sanayi Fransa'da sanayi devrimiyle sendikaların aslında daha aktif rol aldığını görüyoruz. Yani sendikal kavramlar bize normalde Avrupa'dan, gelişmiş ülkelerden Türkiye'ye bir şekilde gelmiştir. İşçinin hakkını en iyi şekilde koruma ve müzakereli en iyi şekilde alabilme konusuyla alakalı. Yani dünya var olduğu sürece hak dediğimiz kavram sendikal kavramlar içerisinde de bir mücadele noktasında, yoksa siz bir şey istemezseniz hiç kimse size tutup da ya şu kadar daha fazla sana işte ücret vereyim demez. Bunu görüyoruz. Yaşadığımız ortamda da net olarak görüyoruz. Kar dediğimiz kavramı daha fazla elde edebilmek için maalesef çalışan insanları görmezden gelinen bir yapının olduğunu da görüyoruz. Bu yapının karşısında tabii ki işçinin hakkını veren, çok dürüst çalışan işverenlerimiz de olduğunu da görüyoruz. Yani hepsi aman böyle değil demek de doğru değildir. Dolayısıyla her biri birbirini tamamlayan unsurlar diye bakmak doğrudur. Evet. Sayın Başkanım, kıymetli hocam, aslında iki taraftan bahsediyoruz ki bir taraf işçi, çalışan tarafı, bir taraf ona iş imkanı sunan taraf. Kaldı ki öyle bir adalet, öyle bir anlayış olması lazım ki iş ortamını sunan taraf o iş ortamını sunmasa çalışacak ortamı yok o kişinin. Ama o kişi de çalışmasa bu sefer
O kişi de o işi yapamayacak, yaptıramayacak. Onun için bu hak kavramından sizin de çok böyle güzel bir şekilde ifade ettiğiniz, Hazreti Peygamberimizin alnının teri kurumadan işçiye hak ettiğinin tam olarak ödenmesi noktasında bir düzenini sağlama noktasında çok büyük, çok önemli gördüğümüz çalışmalar. Başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Öncelikle kurulduğu zamanki zamandan bugünlere sendikalar muhakkak birçok çok aşamadan geçtiler, yol aldılar. Sizlere de hayırlı çalışmalar diliyoruz. Değerli hocam, buradan yine size dönecek olursak Sayın Başkanımızdan, bugün konuşacağımız ikinci kavramımız da tevekkül kavramı. Tevekkül kavramı belki hani iş dünyasından alırsak şöyle mi, ben bir örnekleme yapayım, sözüm hatam yanlışsa sizin düzeltmenizi beklerim. Başımıza ne gelirse gelsin, Allah'ım bu da sendendir deyip sabretmek ve sadece bildiğimiz gibi hareket etmek ve sonunda işte başımıza gelen her şeyin Allah'tan olduğuna teslim olmak mıdır tevekkül? Yoksa daha sağlıklı bir anlayışı var mı diye ben size yönlendireyim. Malumunuz tabii öyle değil, ifade ettiğiniz gibi. Ben başkanımdan alarak giriş yapmaya çalışayım. Şimdi sendikacılıkta tabii oy veren arkadaşlarımız var. Başkanıma güvenmişler. Onlar gelmişler, oylarını kullanmışlar. Bu süreci ellerinde gelen neyse onu yapmışlar. Sonra başkanımı vekil seçmişler. Bundan sonra iş başkanımda evet bitiyor. Dolayısıyla tevekkülde de yani bu beşeri boyutun, beşeri ilişkilerdeki bir tevekkül, bir vekillik meselesi. Bir de ilahi boyut. Bizim üzerinde duracağımız şey ilahi boyut. Yani bir Müslümanın herhangi bir işle alakalı yapılması gereken her şeyi yapıp yerine getirdikten sonra Cenab-ı Hakk'a havale etmesi, Cenab-ı Hakk'a güvenmesi, Cenab-ı Hakk'a teslimiyetidir. Bu teslimiyet, bu güven de insana huzur veriyor. Çünkü bu dünyanın sıkıntısı bitmiyor. İmtihan dünyasındayız. Bazen varlıkla, bazen yoklukla, bazen evladımızla, bir şeylerle imtihan ediliyoruz. Bütün bu imtihan sürecinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ama ondan sonra Cenab-ı Hakk'a sığınmazsak, ona güvenmeksek, onun yardımını istemezsek bu beden bu yükü kaldıramıyor. O zaman kalp krizi oluyor, o zaman psikolojimiz bozuluyor, o zaman aile içi problemler başlıyor. Dolayısıyla tevekkülde bu var. Önce üzerimizde düşeni en güzel şekilde yerine getireceğiz. Yani sizin ifade ettiğinizi ben bir meseleyle, bir örnekle anlatmaya çalışayım. Bir tane ceylan doğumu yaklaşmış ormanda. Doğum yapacağı bir yer arıyor kendisine. Yağmur yağıyor, şimşek çakıyor. Ormanda yangın çıkıyor. Bir taraftan ormandaki yangından kaçıyor. Kaçarken önünde bir nehir var. Nehri geçecek durumda da değil. Nehrin karşısında da elinde işte ok, silahla bu ceylanı vurmaya çalışan birisi var. Bir avcı var. Yani ve aynı zamanda aslan da kendisini kovalıyor. Bir taraftan yangın, bir tarafta aslan, bir taraftan karşı taraftan da avcı. Böyle bir durumun ortasında kalıyor. Ne yapayım diyor. Elimde ne geliyorsa onu yapmam lazım. Elimde ne geliyor şu anda? Doğumu tamamlamam gerekiyor. Yavruyu dünyaya getirmem gerekiyor. Onu yapabiliyorum. Diğerlerini yapacak bir durumu yok. Dolayısıyla o ne yapıyor? Hemen orada çöküyor. Doğum süreci başlıyor. O çökünce tabii karşıdaki avcı ateş ediyor o çökme esnasında. Aslanı vuruyor. Kendisi çöktüğü için aslanı vuruyor. Bu yağmur yağdığı için aslanın elinde demir parçası olduğu için avcının elinde şimşek çakıyor. Avcı o şimşek elektrikten gidiyor. Yine öbür taraftan baktığımız zaman aslan da vurulmuş oluyor. Yağmur ormanı da söndürüyor. O da işini yapıyor. Elinden geleni yapıyor ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla bu işten kurtuluyor. Yani burada sözün özü şu. Elimizden gelen neyse onu yapmak bizim sorumluluğumuz gereğidir. Yaptıktan sonra işi Allah'a havale etme
Tevekküldür. Evet. Kıymetli hocam, tevekkülün biraz evvel yayın öncesinde de sizinle yaptığımız istişarede tevekkülün tedbirle çok sıkı bir ilişkisi olduğunu evet. söylemiştiniz. Konuşmak isteriz inşallah. Bir kısa aramız var. Aradan sonra hem sizinle hem tedbir denilince ilk akla gelenlerden belki de son yaşadığımız Büyük Anadolu depremi bize bunu hatırlatıyor. Tedbir denilince Büyük Anadolu depreminde bir kez daha hatırlamak ve sendikamızın başkanımızın o alandaki çalışmalarını da dinlemek isteriz. Ama kısa bir aradan sonra diyelim. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim kısacık bir aradan sonra yine buluşmak dileğiyle efendim programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayınız. Yeniden merhabalar. Ramazan sohbetleri programı ile iftar yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şöyle saatlerimize baktığımızda yaklaşık yarım saat gibi bir süre var Kocaeli'de iftar anına ulaşmamıza. Ama tabii bu süre özellikle Büyük Anadolu depremini yaşadığımız ve şu anda halen aramızdan birçok kardeşimizin gönüllü ve görevli olarak o bölgelerde bulunduğu Anadolu'muzun birçok ilinde çok daha yakın son birkaç dakikalar, hatta iftar vakti gelen evler var. Şu anda bizleri izliyorlarsa buradan o kıymetli izleyicilerimize de Allah kabul etsin dileklerimizi ulaştırmak isteriz. Oruçlarınızı Allah kabul etsin, afiyet olsun, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kocaeli'deki iftar saatimize kadar olan yolculuğumuzda yine kıymetli konuklarımla sohbet, muhabbet dolu bir program devam ediyor olacak. Kim var peki bu akşam derseniz, bu akşam yeni yayınımızı izlemeye başlayan izleyicilerimiz için hatırlatmak isteriz. Körfez Müftümüz Muhammed Aydın hocamız aramızdalar. Lastik İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Alaaddin Sarıbey aramızdalar. Ve yine tilavetleriyle Körfez ilçemizden Kuzey Mahallesi Kur'an Kursu öğretmenlerimizden Sayın İlhami Demir hocamız aramızdalar ki İlhami hocamızın okuyacağı ilahilerle programımızın bu bölümünde yeniden başlatmak isteriz. Kıymetli hocam, buyurunuz. Sensiz geçen günüm zindan oluyor ya Resulallah. Sana aşık olan insan buluyor ya Resulallah. Seni tanır uçan kuşlar, selam verir dağlar taşlar, uğruna gözlerden yaşlar akıyor ya Resulallah. Seni tanır uçan kuşlar, selam verir dağlar taşlar, uğruna gözlerden yaşlar akıyor ya Resulallah. Ne olur tut elimizden, koklayalım gülünüzden. Ne olur tut elimizden, koklayalım gülünüzden. Sen Allah'tan ne dilersen veriyor ya Resulallah. Seni tanır uçan kuşlar, selam verir dağlar taşlar, uğruna gözlerden yaşlar akıyor ya Resulallah.
seni tanır uçan kuşlar, selam verir dağlar taşlar, uğruna gözlerden yaşlar akıyor ya Resulallah. İsmin yazılı mabette okunur minarelerde, İsmin yazılı mabette okunur minarelerde, hasretinle düşen derde yanıyor ya Resulallah. Seni tanır uçan kuşlar, selam verir dağlar taşlar, uğruna gözlerden yaşlar akıyor ya Resulallah. Seni tanır uçan kuşlar, selam verir dağlar taşlar, uğruna gözlerden yaşlar akıyor ya Resulallah. Senin aşkınla yansın bu tenim, senin nurunla dolusun bedenim. Gece gündüz, gece gündüz hep dileğim sensin ya Resulallah. Hüdanın sevgilisisin, rahmeten lil aleminsin, hem şefial müznibinsin, Muhammedül eminsin, şefaat eyle Ravzana diktim gözümü eşiğine, sürebilsem yüzümü ya Resulallah. O mahşer günümde o gül yüzünü görebilsek ya Resulallah. Budur haktan tek dileğim, seni nasıl medhedeyim, izin ver huzuruna geleyim, mücrimim şefaat kıl ya Resulallah. Budur haktan tek dileğim, seni nasıl medhedeyim, izin ver ravzana geleyim, şefaat kıl ya Resulallah.
Resulallah. Medet ya tabibel kulub. Sesinize, gönlünüze sağlık kıymetli hocam. Bu güftelerde yer alan her bir duaya gönülden amin diyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah değerli olsun. Hocam, tevekkül konusunu sizlerden dinledik. Tevekkül konusunun tedbir konusuyla ilgisini ve ilgisini paylaşacaktınız. Oraya bir virgül koymuştuk. Bir ara verdik ve şimdi yeniden sizdeyiz. Tedbirle tevekkül birlikte değerlendirildiğinde tedbir tevekkül için niçin önemli? Dinlemek isteriz. Şimdi hocamız Peygamber Efendimiz'den bahsettiler. O muhabbeti günlerimize nakşettiler. Biz de oradan girelim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman bir bütün olarak hayatı tedbirdir. Cenab-ı Hakk'ın Habibi Mekke'de mücadeleye başladığı zaman hep önce tedbiri almıştır. Elinden gelen gayreti göstermiştir, sonra Cenab-ı Hak'tan yardım istemiştir. En basitinden hicreti hatırlayalım. Hicrete çıkmadan önce planını, programını, her şeyini yapmıştır. Hicrete Peygamber Efendimiz kiminle çıkacak, ne zaman çıkacak, çıktıkları zaman izler görülmesin diye o izlerini kim nasıl halledecek, mağarada ne kadar kalacaklar, Medine'ye giderken hangi yoldan gidecekler, bütün bunların planını, projesini yapıp öyle yola çıkıyor. Ki hicret de çok büyük bir strateji aslında değil tabii, mi hocam? Tabii tabii. Önce yani, ters yola gitmeleri. Ters yani Medine tam ters istikametinde Sevr mağarasına gitmeleri yine bir tedbirdir. Bütün bu tedbirleri aldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın yardımı da tecelli ediyor. Müşrikler mağaranın kapısına kadar geliyorlar. Eğilip baksalar görecekler ama Cenab-ı Hak yardım ediyor. Yine Medine'ye giderken yolda bu iz durumdan iyi anlayanlar peşine düşüyor. Yakalayacakları sırada yani at dört nal kumlara batıyor. Dolayısıyla yani önce tedbir almak lazım. Önce bir Müslüman olarak üzerimize düşen en güzel şekilde yerine getirmemiz lazım. Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam'ın "İza amile ahadukum amelen en yutqinehu." Sizden biriniz bir işi yaptığı zaman onu en güzel şekilde yapsın. Üzerine düşeni yaparsın, sonra Allah'a havale edersin. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an'da anlatılır. İbrahim Aleyhisselam mücadeleyi veriyor. Elinden gelen gayreti gösteriyor. İş son noktaya geliyor. Ateşe atılınca Cenab-ı Hak müdahale ediyor, yardım ediyor. Ama İbrahim Aleyhisselam üzerine düşeni yapıyor. Ondan sonra yine o şehirde yani tebliğ imkanı bulamıyor. Filistin'e geçiyor. Olmuyor, Mekke'ye geçiyor. Dolayısıyla tedbir almaya, gayret göstermeye, mücadele etmeye devam ediyor. Zaten yani Arapça bilenler bilirler. Bu tevekkül yine bütün bu kavramlar tefaul kalıbından geliyor. Yani mücadeleyi gerektiren bir kalıptır. Bu tür kavramlarla ilgili bir çalışma içerisine girenlerin ciddi bir mücadeleye girmesi bugün lazım. Konuştuğumuz kavramları kastediyorsunuz evet, herhalde. Evet, tevekkül, evet. Tefekkür, teşekkür diyerek başladık. Hepsinde zaman, müthiş. Tedebbür. Hepsinde bir gayret olması gerekiyor. Yani feyze azemte fetevekkel alallah. Yani Cenab-ı Hak diyor ki bir işe azm edeceksin, gayret göstereceksin. Gösterdiğin zaman, uğraştığın zaman Allah'tan da yardımı umacaksın. Ve en leysa lil insani illa ma sa'a. İnne sa'yehu seyfe yura. İnsana ne vardır? Ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalıştığının karşılığını görecek. Olumlu manasında da karşılığını görecek, olumsuz manada. Yani üzerine düşeni yapmadığı zaman olumsuz manada karşılığını görecek. Yani sahabe-i kiramdan birisi bineğiyle geliyor. Diyor ki ya Resulallah, bineğimi bağlayayım,
öyle mi işime gideyim yoksa bineğimi Allah'a mı havale edeyim? Diyor ki önce bineğini bağla, sonra Allah'a tevekkül et, Allah'a teslim et. Dolayısıyla Müslüman hayatında tedbir boyutu zaten Müslümanın sorumluluk alanıyla alakalıdır. Malumunuz bir sünnetullah dediğimiz genel kurallar var, kaideler var. Cenab-ı Hak yeryüzünde bir sistem kurmuş. Mümin o sistemi anlamaya çalışır ve o sistem içerisinde üzerine düşen neyse onu yapar, sonra Allah'a havale eder. İşte yarın kar yağacak, ben yarın gömlekle, kolsuz gömlekle dolaşayım. Yani bu nedir? Tedbirsizliktir. Bunun neticesinde hastalık olacaktır. Bunun neticesinde başka bir şey olacaktır. İşte evimizi dere kenarına yapmamız gibi. Yani bütün bunlar, biz şunu görüyoruz. Mümin elinden gelen gayreti gösterecek, tevekkül edecek. Allah da yardımıyla tecelli edecektir. Evet. Kıymetli hocam, belki çok hassas bir konu ama Hatay'da orada görev yaptığımız zaman da sizin de bizzat şahit olduğunuz depremzede ailelerimizle buluştuk. Depremzede ailelerimizle hasbihal ettiğimiz ortamlar da oldu. Yaşlıca bir teyzemiz demişti ki hocam bizim bu başımıza gelen bizim yüzümüzden başımıza geldi dedi. Ben bunu böyle olarak gördüğüm için anlatmıyorum. Sadece bu diyaloğa aktarmaya çalışıyorum. Yaşlıca bir teyzemiz. Neden öyle dedin teyze dedim. Dedi ki hocam bizim eski şehrimiz bak aha şu gördüğün tepelerdeydi dedi. Yamaçlardaydı. Biz düz diye ovaya inmek istedik. Bize dediler ki ovaya ev yapılmaz, aklınızı başınıza alın dediler. Yok dedik, inat ettik, indik ovaya 3-5 derken bu zamanlara geldik. Ne zaman ev yapacak olsak, çok katlı bina yapacak olsak devlet bize karşı çıktı. Biz karşı çıkmayan kimse onu dediler böyle işte şey yaptık, ondan tarafı olduk gibi anlattı teyze. Bugün de bu başımıza geldiyse bu bizim yüzümüzdendir evlat dedi, bizim yüzümüzdendir hocam diye böyle bir ifadesi oldu o teyzemizin. Yani tedbir aslında hayatımızın her alanında olması gerekiyor. Kıymetli izleyicilerimiz, biz her ne kadar biraz evvel ara verdik ama konuklarımız ikisi de üçü de birbirinden kıymetli olunca konuklarımız da aslında konuyu konuşmaya da devam etmiştik. Başkanım, sizler de hocamızın tevekkül ve tedbir konusunda arada da devam eden sohbeti üzerine birkaç cümleniz olmuştu. Yayında da dinlemek evet. isteriz. Evet, hocama özellikle arada söyledim. Mikrofon açıkmış, oradan da duyuldu. Sonuçta burada sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Bunlar yayın şeyi değil yani. Kazası yok, falan da görmemek gerekiyor. Duyulmamıştır. Çünkü aradaydık, o yayın yoktu ama duyulsa da zaten duyulsun diye söylüyoruz. Az önce hocamla tevekkül konusunda değerlendirirken onu da konuştuk. Şimdi tabii tevekkül ve tedbirle alakalı. Evet. Tedbir bizim iş sağlığı güvenlik kavramlarının tamamı içine alır. Özellikle tevekkülle alakalı da hocama ben onu sordum. Ya şimdi bir deprem yaşadık ve yaşadığımız deprem ben şimdi Hatay depremine gitmiyorum ama Kocaeli'deki Marmara depremiyle alakalı değerlendirdiğim zaman yıkılan binaların işte yapılan işte mimari özelliği, statik hesaplanması falan eğer siz binayı mühendislik hesaplamalarını yapmadan yaptığınız takdirde orada bırakın işte 6-7 şiddetinde en ufak bir şiddette o binanın yıkılmasına sebebiyet verirsiniz. Burada şimdi tevekkülle kıyasladığımız zaman şimdi sen tedbirini almamışsın, binayı yapmamışsın, Allah'tan geldi. Demin hocamın da ifade ettiği özellikle sen tedbirini al. O işte hayvanını bir yere bağlayacaksan bağla, ondan sonra yapman gereken, tevekkül etmen gereken neyse onu yaparsın kavramında bundan bağlantılı. Hocama da onu sordum ama yanlış bir şey olmasın. Yanlış şey, bir de konsepte uymaya çalışıyorum. Farklı terimlerle bu güzel muhabbetin farklı yerlere gitmesine de sebebiyet vermeme adına da çok kelimeleri seçerek kullanmaya çalışıyorum. Estağfurullah. Başkanım, bizler
sizlerin bu konudaki samimiyetine şahidiz. Onun için gönlünüzde olanla dilinizde olanın çok farklı olmayacağını biliyoruz zaten. Allah razı olsun sizlerden. Yayın öncesinde yine sizinle konuşmuştuk. Büyük Anadolu depremini her ne kadar hocam hatırlamak istemesek de hemen her akşam bir şekilde konu bize kendini hatırlatıyor. Biraz evvel vermiş olduğum örnek üzerinden hani belki bir hatırlatmada bulunmam gerekirse izleyicilerime o örneği vermemizdeki maksat konumuzla ilgili olan ve bir büyük gözüyle orada yaşayan, bizzat bu duruma şahit olmuş, bu korkuyu yaşamış bir teyzemizin gözünden bile böyle göründüğünü ifade etmeye çalışmıştım ki sizler de zaten tedbirin ne kadar önemli olduğunu bizlerle paylaştınız. İş dünyası harekete geçti. Büyük Anadolu depreminden hemen sonra tabii ki tüm milletimizle birlikte. Milletimiz, çalışanlar, efendim iş dünyası, sermaye sahipleri hep birlikte devletimizin uhdesinde, devletimizin önderliğinde bir mücadele ortaya konuldu. Sizler de sendikal olarak çalışmalar yaptığınızı biraz evvel konuşmuştuk. O çalışmalarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet hocam, tabii Büyük Anadolu depremi, biz depremi yaşayan özellikle Kocaeli bölgesinde yoğun yaşayan ve bir noktada da depremin içerisinde enkaz çalışmaları da yapan kişiler olarak o acının ne olduğunu gerçekten çok iyi bildiğimiz ve o deprem olduğu o saatlerde hemen biz Dersik Sendikası olarak tüm arkadaşlarımıza bir an önce yardım kampanyası başlatalım. Yapmak istediğimiz yardımların ne olduğunun bilançosunu şeyini çıkardık, planlamasını yaptık ve o planlama çerçevesinde, çünkü yaşadığımız hadiselerle alakalı kıyasladığımız için ilk etapta bir para kampanyası başlattık ve toplattığımız paralarla alakalı da bir an önce oraya destek olma noktasında olduk. Fakat sadece depremde tabii ki bu topraklar, Büyük Anadolu de olan o depremin olduğu yerler kadim topraklar. Yani teolojik tarihine baktığımız zaman peygamberlerin yaşadığı yerler. Hazreti Adem'in, değil mi hocam, daha iyi bilir gerçi ama Hazreti işte Eyüp Aleyhisselam'ın ve Hazreti İbrahim'in yaşadığı topraklar. Dolayısıyla bu topraklarda, bu coğrafyada böyle bir deprem olması ve bu deprem neticesinde bu milletin feraseti, o milletin yardımlaşma ruhuyla hareket etmesi inanılmaz derecede. Bu millet ne olursa olsun bir şekilde en büyük felaketlerde bile birlik beraberlik içerisinde olabileceğini en net şekilde bunu gösterdi. Tabii ki oradaki acıları, oradaki ölümleri, oradaki ızdırapları hiçbir şekilde belki şey yapamayız ondan bağlantılı ama Türk halkının burada de enkazda kalan dahil olmak üzere, yardıma muhtaç olanlar dahil olmak üzere orada her türlü gördü. Ben öncelikle burada gerçekten tüm samimiyetle o bölgeye giden ve o bölgeyi depremden sonra ziyaret eden, eksiklikler nedir diye keşifle alakalı gittiğimde gördüğüm Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'na, belediyesine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kocaeli bölgemizdeki belediyelere de çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede orada destek olduklarını orada gördük. Bunlar en zor zamanlarımızda demin ifade ettiğim gibi yardım eden bir toplum, yardıma koşan bir toplum olmamız noktasında bu milletin gerçekten bu ruha sahip olması beni son derece memnun etmiştir. Allah diyoruz böyle felaketleri bir daha bu topluma, bu insanlara göstermesin. Çünkü deprem dediğimiz, büyük afetler dediğimiz, bu sel olur, bu başka işte yangın olur, şu olur, bu olur. Ama yaşadığımız son dönemlerde işte Covid dahil olmak üzere peş peşe gelen bu afetlerin, bu sıkıntı ve
musibetlerin inşallah önümüzdeki süreçlerde yapacağımız işte taatlar, dualar, hatimler dahil olmak üzere hani tefekkür dediğimiz kavramla bağlantılı bütünleştirerek bu Ramazan ikliminin zaten yapmaya çalıştığı da bu. Binlerce hatimler, binlerce dualar edildi ve bu yapılan biz inanç kavramı çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman bu aynı zamanda bizim ruhen bir şekilde mutlu ediyor, mutmain ediyor. Tabii ki biz Allah'a inanacağız, Allah'a yakaracağız, yalvaracağız ama bunun yanında da tevekkülümüzü, tedbirimizi bundan sonraki olabilecek hadiselerle alakalı da bir şekilde almamız gerekiyor. Elbette kıymetli başkanım, Allah razı olsun. Değerli hocam, Sayın Müftümüz biraz evvel sohbetini sunarlarken insan için ancak çalıştığı vardır ayetini bizlere hatırlattılar. Sizler de çalışan bir kesimin vekilisiniz. Yani onların hakkını korumakla korumaya gönüllü olmuş bir başkanımız olarak aramızdasınız. Hocam yine ayet-i kerimelerden kaynağını alan bir güzel ifade daha var ki Allah işini güzel yapanı sever. İşini güzel yapana karşılığının da güzel verilmesi lazım. Allah işini güzel yapan işçi için de bu böyledir muhakkak. Bu aynı zamanda işveren için de böyledir. O da işini güzel yapacak, işçisine güzel muamelede bulunacak değil mi? Bu açıdan da baktığımızda programa hazırlanırken gördüğüm kadarıyla yeni bir ek zam onayı alınmış. Sendika faaliyetleri kapsamında bunun içinde işçilerimizi, çalışanlarımızı tebrik etmek isteriz. Hayırlı olsun, bereketli olsun, bereketli kazançların vesilesi olsun. Çalıştığı karşılığı almış olsunlar inşallah. Başkanım neler söylersin? Şimdi şöyle. Hızla da böyle iftar vaktimize yaklaşıyoruz. Evet buyurunuz. Şöyle biliyorsunuz son dönemlerde dünyada ve ülkemizde ekonomik olarak satın alma gücünün genel manada düşmesi neticesinde aldığımız ücretlerin işte piyasada erimesi konusuyla alakalı biz işletmelerin Türkiye'deki bütün işletmelerde ek zam talep ettik. Yani bunlar sözleşmenin dışında Türkiye'de ilk defa olan bir hadise. Bu ek zamlarla alakalı da işletmelerle yapmış olduğumuz o müzakereler neticesinde de arkadaşlarımızın aslında hiç aklında olmayan, hiç planlarında programlarında olmayan bir ek zam almak suretiyle de arkadaşlarımızın geneli bu konuda çok mutlu oldular. Ve bu mutluluğu da işte bu iftar programlarında davet ediyorlar bizi iftar programlarında. O iftar programlarında da hem teşekkürlerini bildiriyorlar hem de işte sendikaya işte yönetimine sahip olduklarını ifade ediyorlar. Bu da gerçekten işimizi en iyi şekilde yaptığımızın bir işaresi olarak da değerlendirdiğimiz güzel hadiselerden bir tanesidir. Budur zaten. Yani siz işinizi güzel yaptığınız zaman peşi sıra sizi takdir edeceklerdir. Teveccüh göstereceklerdir. Bu da işin en güzel tarafları olsa gerek. İnşallah. Elde edilen bu gelir çalışanlarımız için bereketli olsun inşallah diyelim ve inşallah yaptıkları, ürettikleri her bir hizmetle ülkemiz çok daha güzel yarınlara ulaşsın. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. İnşallah. Sayın Hoca, şöyle saatime baktığımda iftar vaktine çok daha yakınız artık Kocaeli'de. Böyle bu akşamki konuştuğumuz konuyu da toparlayacak belki son cümleler olacaktır bunlar. Tevekkül konusunu konuştuk. Tevekkül, tedbir ilişkisini sizlerden dinledik. Öncesinde tefekkürle başlamıştık. Sayın Başkanımızın da örnekleriyle bu konuyu daha bir şu anda güncel düşündük. Ama ve lakin şöyle bir durum var ki zaman zaman tevekkülden uzak olanları da görüyoruz. Tevekkül anlayışından uzak bir hayat yaşamak. Yani sadece ben yaparım, benim yaptığım olur, benim yapmadığım olmaz. Bu iş parayı kazandıysa, mesela iş dünyasını konuştuğumuz için oradan söyleyecek olursak, ben çalışıyorum, ben kazanıyorum, benim param gibi bakmak olaya imanla ilgili bir sıkıntıya da sebep olur mu? Yani bunun imanla ilişkisi, tevekkülün iman boyutu nedir? Tabii tevekkülde müthiş bir güven duygusu var. Cenab-ı Hakk'a güvenmek mümini rahatlatıyor.
Dolayısıyla burada da bu var. Şimdi tabii insan Cenab-ı Hak kendisine nimetleri verince bazen nimet vereni unutabiliyor. Bu depremde işte bir amcamıza sorulmuş. İşte kaç evin dairen binan ne vardı? Demiş ki bu soruyu bana depremden önce soranlara işte 4 tane dairem var, 2 tane dükkanım var diyordum. Depremden sonra şunu gördüm, hiçbirisi benim değilmiş. Hepsi bizde emanetmiş demek ki, biz kendimizin zannediyorduk. Dolayısıyla mal, mülk, servet, sağlık, beden, vücut, her şey bizde Allah'ın emaneti. Bunu emanet olarak, bütün bunları emanet olarak görürsek, sorumluluk bilinci içerisinde yaşayıp, üzerimize düşen neyse bunu en güzel şekilde yerine getirmeye çalışırsak inşallah sıkıntı olmayacaktır. Rahatlayacağız. Beden bize emanet, hayat bize emanet, komşular, sağlık, canlılar, varlık, bitki, her şey bize emanet. Biz bu bize emanet olanlara karşı görev ve sorumluluğumuzu en güzel şekilde yerine getirdiğimiz zaman o zaman Cenab-ı Hakk'ın yardımı da tecelli eder. Huzuru da buluruz, muhabbeti de buluruz. Ben şöyle bağlayayım, yani Ramazan-ı Şerif içerisindeyiz. Elhamdülillah yağmurlar yağıyor. Bu yağan yağmurlar toprağı yumuşatıyor. Toprak o yağmurdan nasibini alıyor. İçinde biriktiriyor. Bir hafta 15 gün sonra bize meyve, sebze, çiçek, böcek olarak ikramda bulunacaktır. Ama aynı yağmur, aynı bereket taşın üzerinde yağıyor. Ama taşa çarpıp geri dönüyor. Akıp gidiyor. Taş ondan bir şey alamıyor. Dolayısıyla Ramazan mevsimi bereket mevsimi. O rahmet, o bereket şu anda bütün her tarafa yağıyor. Önemli olan toprak gibi mütevazi olmak, toprak gibi verileni yumuşak bir şekilde alıp barındırıp daha sonra hayatımıza yansıtmak, çevremizi sözlerimizle, yaşantılarımızla güzelleştirmek, toprağın çiçekle, yeşillikle çevre güzelleştirdiği gibi Ramazan'da kazanacağımız güzellikleri çevremize vermek. Taş kalpli olmamalıyız, taş gibi olmamalıyız. Ne incitmeliyiz, ne de incinmeliyiz. Biri bir söz söylediği zaman onu karşılığını vermemeliyiz. Taşlar karşılık verince sele dönüşüyor, felakete dönüşüyor. Biz bir cahilin bize bir sözü, bir davranışı olduğu zaman aynı cahillikle karşılık vermemeliyiz. Ben oruçluyum demeliyiz. Özellikle Ramazan onu, medresesi bize bunu yani, güzel şekilde öğretiyor. Aynen bu mektepten oruç, nasibimizi evet, almamız gerekiyor. Oruç döneminde özellikle böyle kötü bir sözle, kötü bir ifadeyle karşılaştığınız zaman ben oruçluyum deyin. Efendimizin, peygamberimizin tavsiyesi bunu hayatımızın her alanına yaymak. Evet inşallah. Kıymetli hocam, Allah razı olsun. Amin, istifade ettik sizlerden. Bir temiz daha var ki teşekkür. Aslında program öncesinde vaktimiz kalırsa bu konuyu da dinlemek isteriz demiştik ama konu da aslında böyle bu kavramların arasında birkaç dakikada geçiştirilmeyecek kadar önemli bir konu. Şükür evet, kavramı. Rabbimiz nasip ederse ilerleyen Ramazan sohbetleri programlarımızdan birinde Ramazan-ı Şerif'te müsait olduğunuz bir akşamda, programınızın müsait olduğu bir akşamda yeniden misafir etmek i̇nşallah, bir de bu konuyu dinlemek isteriz i̇nşallah, kıymetli inşallah, hocam. Kabul buyurursanız i̇nşallah, izleyicilerimize de sözümüz olsun i̇nşallah, diyelim. İnşallah nasip diyelim inşallah. İnşallah. Memnuniyetle. Şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar ederim, diliyoruz. İftar vaktine artık sayılı dakikalarımız evet, var Kocaeli'mizde de. Son sözlerinizi, son cümlelerinizi dinleyebiliriz. Yani son 10 güne doğru yaklaşıyoruz. Evet. Muhabbetin zirve yaptığı zamanlardır. Aşıkın maşukuyla buluştuğu günlerdir. Üstad Necip Fazıl müminin balayı diye ifade ediyor. O yüzden zikirle, dua ile, tefekkürle, şükür ile, hamd ile Rabbimizle bağımızı daha da güçlendirmenin gayreti içerisinde olalım ki Kadir gecelerini daha güzel karşılayalım inşallah. İnşallah kıymetli hocam. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sayın Başkanım.
Evet, biz de hocamın ifade ettiği gibi son 10 günde inşallah Kadir Gecesi'ni yakalarız. O dualarımızla bir şekilde buluşuruz ve kurtuluşa erenlerden oluruz. İnşallah. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Sizlerin vesilesiyle bütün çalışan kardeşlerimize, sendikanıza üye olup bizleri izleyen, takip eden bütün kardeşlerimize, çalışanlarımıza buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hocam sizlere de gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Başta görev arkadaşınız Sayın Orhan Veli Hocam olmak üzere bütün öğrencilerinize selamlar gönderiyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim bu akşamki Ramazan sohbetleri programımızda dolu dolu geride bıraktık. Birkaç dakika içerisinde ezan vaktine ulaşmış olacağız ve Kocaeli'de de artık vakit iftar vakti olacak. Yarın saatler 18.15'i gösterdiğinde yeniden sizlerle buluşmak, yeniden bu güzelliği yaşamak ve yaşatmak dileriz. O ana varıncaya kadar dua eder, dua bekleriz. Dualarınızda bizleri de unutmayınız. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah'a emanetsiniz.